İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın gazileri kılıç madalyasıyla ödüllendirildi. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Savunma Bakan Yardımcısı Suren Şahumyan ile röportaj. İnsan Hakları İzleme Örgütü Ermeni tutsaklara yapılan insanlık dışı muamele konusunda uyardı. Paşinyan'dan kağıt üzerinde Azerbaycan'a devredilmesine rağmen Çarektar Köyü Artsakh'ta kaldı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Türkiye'ye uygulanan geçici tedbiri kaldırdı. Batı Ermenistan'ın Sığır-Sirt'te deprem meydana geldi. Film gösterimleri, sergiler. Ermenistan Cumhuriyeti'nde Polonya Kültür Günleri düzenlenecek. Kafkasya Ermenistan Cumhuriyeti Hükümeti temsilcileri ve Mustafa Kemal tarafından imzalanan Rezil Aleksandropol Antlaşması'ndan 100 yıl sonra 2 Aralık 2020 tarihinde Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Konseyi üyesi Paruş Şahumyan, Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan'ın huzurunda Batı Ermenistan Parlamentosu'nun iki üyesi Gaziler Jan Gazarosyan'ı ve Vreş Abrahamyan'ı gururla ödüllendirdi. Madalya töreninden önce Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan tüm savaş boyunca Ermenistan Cumhuriyeti'nde ve Artsakh'ta geçirilen 3 ayı, orada yapılan çalışmaları ve özellikle Artsakh halkının güvenlik koşullarını yeniden tesis etmek için yapılması gereken işleri anlattı. Batı Ermenistan televizyonunda Batı Ermenistan Cumhuriyeti Savunma Bakan Yardımcısı Suren Şahumyan, Artsakh Savaşı'nın önemli bölümlerini sunarak Ermenistan Cumhuriyeti'nin bu savaşa hazır olma ve aktif adımlar atma imkanlarına, savaş alanındaki pozisyonların genel durumuna değindi ve normlarına uygun güvenlik sağlama önemini vurguladı. Söyleşide Bay Şahumyan, Artsakh Cumhuriyeti Devlet Başkanı ile yapılan iki görüşmenin ayrıntılarını sundu. Batı Ermenistan Cumhuriyeti yetkilileri tarafından önerilen gelecekteki planlarını belirtti. Röportajı YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz. İnsan Hakları İzleme Örgütü özel bir raporda Azerbaycan güçlerinin Dağlık Karabağ ihtilafı sırasında yakalanan etnik Ermenilere insanlık dışı muamelede bulunduğunu söyledi. Yetkili kuruluşa göre Ekim ortasından itibaren Ermeni savaş esirleri fiziksel şiddete ve aşağılanmaya maruz kalıyor ve bu eylemler kameraya yansıtarak sosyal ağlarda yaygın bir şekilde yayılıyor. İnsan Hakları İzleme Örgütü Avrupa ve Orta Asya Bölümü Başkanı Hugh Williamson, insancıl hukuka saygının savaş esirlerini koruma yükümlülüğü anlamına geldiğini hatırlatarak, savaş esirlerine yönelik şiddet ve aşağılayıcı muamele haklı gösterilemez, dedi. İnsan Hakları İzleme Örgütü, internette yayınlanan onlarca videoyu, çeşitli görsel materyalleri, yasal belgeleri incelediğini, kontrol ettiğini, tutsakların yakınları ve davayla ilgilenen Ermeni avukatlarla görüştüğünü bildirdi. Artsakh vatandaşı Aşot Sevyan, bir kişinin devlet için en zor durumu bile değiştirebileceğini kanıtladı. Birkaç gün önce Aşot Sevyan, Ermenistan Cumhuriyeti'nin mevcut başbakanı Nikol Paşinyan tarafından imzalanan belgeye göre, Azerbaycan'ın kontrolüne girecek olan Çarektar köyünü terk etmeyeceğini konusunda yabancı gazetecilerden birine güvence verdi. Aşot Sevyan, 40 silah arkadaşlarıyla köyü gerektiği kadar savunacakları konusunda ısrar etti. Ve dün Çarektar köyünün Artsakh'ın kontrolü altında kalacağı öğrenildi. Bütün bir köyün mücadelenin organizatörü olan bir kişi tarafından kurtarıldığı malum ve bu ülke başkanının onu kağıt üzerinde düşmana teslim ettiği durumda. Aşot Sevyan, eğer siyasi güçler dahil herkes vatanını kendisi gibi sevseydi ne sonuçlar elde edebileceğini en iyi şekilde kanıtladı. Ermenistan Cumhuriyeti'nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi temsilcisi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Türkiye'ye uygulanan geçici tedbiri kaldırdığını bildirdi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde Ermenistan Cumhuriyeti temsilcisinin Facebook sayfasında yayınlanan açıklamada şunlar deniliyor. Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı tarafından 9 Kasım'da Dağlık Karabağ ihtilafıyla ilgili olarak imzalanan ortak bildiriye dayanarak, Türkiye kendisine uygulanan geçici tedbirinin kaldırılması için 17 Kasım'da Avrupa Mahkemesi'ne başvurdu. Aynı zamanda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Azerbaycan'a uygulanan geçici tedbirin yürürlükte kaldığını yineledi.
Daha önce Türkiye'nin Karabağ ve Ermenistan Cumhuriyeti'ne karşı kullanmak amacıyla terörist çeteleri Suriye'nin kuzeyinden Azerbaycan'a naklettiği bildirilmişti. Bu bilgiler ayrıca Suriye, Fransa, Rusya, ABD ve diğer ülkelerin yetkilileri tarafından da doğrulandı. Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Orta Doğu'dan gelen yabancı terörist cihatçı savaşçıların Agit bölgesindeki çatışma bölgesinde konuşlandırılmasının uluslararası bölgesel güvenlik istikrarı için ciddi bir tehdit teşkil eden terörizmin yayılmasında tamamen yeni bir boyut olduğunu belirtti. Batı Ermenistan'ın Siirt ilinin Kurtalan ilçesinde saat 8.45'te 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı depremin büyüklüğünü açıklarken şu ana kadar olumsuz bir durumun bildirilmediğini aktardı. Depremin yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi. 1920 Varşova Savaşı'nın 100. yılı vesilesiyle 7 ile 9 Aralık tarihlerinde Ermenistan Cumhuriyeti'nde Polonya Kültür Günleri düzenlenecek. Armenpress'in haberine göre program kapsamında film gösterimleri, fotoğraf sezgisi, kitap sunumu gerçekleşecek ve Polonya klasik müziği konseri yapılacak. Proje, Polonya Kültür Vakfı ve Yerevan'ın Altın Kayısı Uluslararası Film Festivali tarafından Ermenistan Cumhuriyeti'nde Polonya Büyükelçiliği ile işbirliği içinde düzenlenecek. Proje, Kültür ve Ulusal Miras Bakanlığı Kültürel Yaygınlaştırma Fonu tarafından finanse edilmektedir. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Van adlı halk şarkı ve dans topluluğu tarafından seslendirilen eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'ndan izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.